Altı Kemençe'de Çağdaş İcra Teknikleri. Oturumdaki akademisyen arkadaşlarımız, hocalarımız bizlere yeni dönemde, belki 20. yüzyıl, 21. yüzyıl anlatacaklardır. Yeni neler yapılabilir anlatacaklar. İlk konuşmacımız Doktor Ozan Yarman. Bildiri başlığı bir kemençe yapıyorlar için ilk bir çağdaş yapıt. Soru doğru. Buyurun. Teşekkür ediyorum Başkan. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sunumumda İhsan Hoca'nın bir temasından ilham alarak ve onun bu temayı çok sesli bir esere dökmesi ricasından hareketle bestelediğim, iki kemençeye ve bir piyano için bestelediğim bir eserin seslendirmesini yapıp üzerine de fırsat buldukça konuşmak istiyorum. Yalnız bu mikrofonun sistemi biraz tuhaf davranıyor. Şeylere herhalde yok, ben öyle yaklaşıyorum. Peki, şimdi İhsan Hoca ile bundan 7 sene önce bu konservatuvara, müzikoloji programına girdiğim ilk senelerde çok samimiyet çizgisinde karşı karşıya geldik. Ve kendisi çok candan bir insan, Allah ona uzun ömürler versin. Ve çok yatkın yenilikçi düşüncelere ve bu doğrultuda biraz beni kamçıladı doğrusu. Hatta ben onu bir sene boyunca taça attığım halde benim sürekli biraz yakamaya yapışıp durduğu dönemde ne oldu, size verdiğim notadan bir haber var mı şeklinde beni sorgulamıştı ama netice onun karşısına çıktığım zaman annemize buyur ettik kendisini ve sevgili kızı Neva'yı. Son derece etkilendi o dönemki amatörce, acemice ev stüdyosu teknolojisi kullanarak hazırladığım dijital kayıt aslında bütün o dönemki bilgisizliğime rağmen çıkarttığım sentetik sesler onun çok hoşuna gitmişti. Eserin yaklaşımı onu son derece doyurdu ben de diyorum. Şimdi bu kaç telli kemençe için, biraz önce burada ben de sengâme kokacak gibi oldu, ona bir cevap vermek bu durumda farz oldu. Ben bunu İhsan Hoca ile tanıştığım dönemde ortada herhalde 3 telli kemençe hakimiyeti sürdürüyor düşüncesinden hareketle 3 telli için düşünmüştüm. Ama sonradan gördüm ki eserin icra edilebilmesi itibariyle çok daha ses sahasının geniş tutulması gerekecek. Özellikle görülecektir. Üçüncü bölümde dinlerken göreceğiz. O yüzden akordunu da batı standartı şeklinde vaz edersek, yani en testili artık yegah diye düşünmeyin de la olarak kabul ederseniz, 220 Hz'lik la olarak kabul ederseniz, la, re, la, re şeklinde akordlanan bir dört telli kemençe için yazılmış kabul edebilirsiniz bu eseri. Ben çok istedim tabii bu bildiriyi sunarken zikrettiğimin aksine bir gelişme gerçekleşti. Çok istedim hocanın ekolünden yetişmiş sebelerin bu eserin seslendirmesini de rol almalarını çok arzu etti. Fakat kendilerine tabii ki özgü hissiyatlarla bu çalışmada yer alamadılar. Fakat olsun, biz şimdi başka bir yöntemle bunu gerçekleştirdik, başka kimlerle gerçekleştirdik ve şimdilik söylemiyorum, eser bitince açıklaması yapacağım. Ve şimdi şunu da belirteyim, hocanın bana ilham olarak sunmuş olduğu o bir iki sayfalık notayı çok aradığım halde bulamadım çünkü bir dönem evimizde çok ciddi bir inşaat sürecinden geçirdi ve eşyalar taşınırken artık onun akıbeti meşhur. Ama hoca da zannedersem yine de bir kopyası bulunuyor. Onu da bir dönem temin etmeyi tekrar istiyorum. Bu gördüğünüz tam nota piyano ve kemençe parçası bir kitabın ana notasyon. Bu 6-7 sene önce yazılmış şeklindedir. Bir arkadaşımız eğer şu dosyanın içerisindeki notalarla ilgili
dostlara okumak isteyecek olanlara attırsa orada en son DataSoft Plus 2 programıyla protokol ağırlığı işaretlerle notlandırıp yazdı. Ve onun seslendirmesini de mikrofonal seslendirmesini de şimdi işittirmek istiyorum. Şimdi birinci bölüm. Önce dinleteceğim, sonra üzerine yorumlarla devam edeceğim. Thank you.
Şimdi hemen bu bölümle ilgili olarak bir eksik attığı bilgiden başlayarak devam edeyim. Duyduğunuz piyanonun sesi eşitteki eşitten ben ona göre değildi. Kendi geliştirdiğim makamlarımızı da açıklama yönelik olarak vurgulamış olduğum Yarman 36 adını verdiğim 36 perdeli bir sistemin içerisindeki 12 sese dayalı bir temperaman ile perdeleri ayarlanmış bir piyanoydu. Bu bölümle ilgili çok toparlayıcı bir anlatım olduğu için istiyorum ki buradan kısa bir açıklamasını yapayım. 14'lük bir zaman kalıbıyla kurgulanmış bir bölüm. Orta hızda piyanonun caz akorlarla giriştiği hayal meyal bir mi bemol majörden açılış yapıyor. Yakın uzak demeden dinlediğiniz üzere pek çok tonalite serbestçe, bazen politonal, atonal stillerde uğrayıp işte si bemol majör ile son duyduğunuz üzere üzerinerek dansa varıyor. Şimdi taze vaziyetteyken hemen ikinci bölüme geçelim. Thank you.
sıçramalı ürünler vardı. Rast havası, sekatlı rast havaları ağırlıklı. Mikrotonal yapıda duyabiliyorsunuz mikrotonal formları. Çok hızlı tempoda bir fırtınayla başlıyor. Ortada da o hiç hızlı kesimler, işte 5-4'lük bir zaman kesiminden birkaç defa geçiyor. Sonra 4-4'lük ölçüde son kez vurgulayarak yine 5-4'lük ritimde bir bemol majör ile, yani bir bemol üzerindeki rast ile haykırıp besleniyor. Bir divezet yapacak olurken, olursa eğer, adeta piyano ile temsil edilen dibi taciz edip çıldırtan kızgın eşek arıları gibi uçan sokan kemençeleri izlemiş olduk. Kemençelerin deliye çevirdiği piyano, soru-cevap biçiminde kemençelerle giriştiği mücadele sonucunda deliğinde ise yığılıp kalıyor. Kemençeler işte izlediniz, finalde uzaklara doğru oynayacaklar söylüyorlar. Peki, ben tamamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Kısaca İngilizce'de çok kısa bir özet olabilir miyim? And elaborate further for our English-speaking guests. This sonata for two kemençes and the piano has been composed by me upon inspiration received from a theme by İhsan Özgen, our famous kemençe virtuoso. He has particularly requested that this theme be incorporated into a polyphonic setting, and this sonata exhibits a very peculiar, charming microtonality that pronounces, emphasizes the soundscape, the microtonal soundscape of the kemençe. It exhibits also, due to a melt of my own and İhsan Hoca's thematic composition, many makams and even usul beats. So I think it is one of the first works that has appeared in the arena of Turkish music so far, exhibiting such a powerful use of dynamics with the kemençe in a polyphonic setting altogether. Why don't you spell out the story behind two kemençes? Oh, yeah. Okay, let me read here once again, then in a quick fashion. Let's just summarize the third movement, what I just said a moment ago. While a sense of dejection overpowered the work's first two movements, a surging dynamism has been witnessed in the third movement. The kemençes buzz and sting like angry wasps, so to speak. The harried and the maddened giant represented by the pianoforte, and the infuriated piano, so to speak again, wears down, to put it metaphorically, from the call and response struggle. It engages with the kemençes. The kemençes, in turn, toward the end, playfully fade away. Let me emphasize that the tunings realized in this setting are not at all restricted to 12 tonical temperaments. Bunu da önce Türkçe söyleyeceğim o zaman, sonra İngilizce'ye devam edeceğim. Notayı elinde tutanlar izledilerse, takip edilerse, orada aralezgi huz direk aruzi işaretlerinin beraber getirdiği aralıkların yanı sıra biraz ifadeli kolaycılığına kaçarak olarak 24 ton eşit taksimat seslerindeki çeyrek tonları da ve eşit yarım sesleri de kullandım. Bazen de işte tek tük uçak inişler yapar gibi üç komalık dediğimiz bemolleri kullandığı notada görülüyor. Bu ifadeyi kolaycılığına kaçmakta istediğim müzik programı yazarken benimsediğim bir yoldu ve bence itici çok fevkalade oldu. Mikrotonal akorlarla yine işte German 36 dediğim sistemin 12 sesine ayarlanmış bir piyano eşitli olarak bir mikrotonal yapı ortaya çıktı. So once again, to speak all of this in English, the piano is not in 12 tonical temperament. It is in a 12 tone subset
of a special 36 tone per octave tuning I have developed specifically in order to explain the microtonal nuances of macaws. But the core, the 12 tone core of this tuning contains a very applicable temperament for even Western polyphonic. So, once again, the accidentals that you have read in the score I have distributed have to be interpreted in the fashion that have been explained on the page. I have used analytical delay accidental norms, which means they are 24 tone Pythagorean. The diatonic naturals are Pythagorean. And here and there, I have not shied away from applying 24 tone equal temperament idioms also. So it's a mixture of 24 tone equal temperament and Adelaide Ludwig tuning system. Teşekkür ederiz Sayın Erman. Sorumuz yoksa bir tane de buyurun. Okay. Hi, thank you for your great presentation. Thank you very much. I have a question. You told that the main song, the main melody of your composing was based on the famous composer. No, it's an inspiration from the thematic material presented to me by Virtuoso. My question is stand here that is there any folklore music is inside your music or not? I am not very sure if I can professionally answer that, being far from acclimatized with the folk culture of Turkey in the strictest scientific sense. But I think one can go not very far before one can find even folk material residing within the themes. Because the nature of folkloric music, I think, especially in Turkish music, is polyphony. And I think that this is a very special expression that the polyphonic Turkish music made based on the polyphonic folklore music. Is it true in your music or not? I wouldn't deny it if it were the case, but I couldn't say professionally because I have not devoted a specific time in order to study what is in fact particular to our folk culture or not. But I have a notion, a vague notion, that indeed the said themes incorporate many elements even from our folk culture. Bunu da Türkçe söyleyelim o zaman, evet. Hanımefendinin sorduğu soru çoksa eserinizde folklorik etkiler bulunmakta mıdır bu temalarda diye sormuştu. Ben dedim ki profesyonel anlamda bunun cevabını belki verecek donanımda sayılamayabilirim. Çünkü halk müziğine öyle ciddi bir artırmıştı olmadım ama olsa şaşırmam. Çünkü İhsan Hoca'nın benim süzgecimden geçerek bu yapıya kavuşmuş temalarında bizim klasik halde sanat müziklerinde olduğu kadar halk müziklerinde görülen herhalde melodik karakterler bulunmaktadır. Teşekkür ediyoruz.